değer hocalarım ve sevgili öğrenci arkadaşlarım. Tersine çevrilmiş bir teoloji, Ahmet Han ve Tanrılar adlı konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Hocamızı kürsüye davet etmeden önce müsaadenizle hocamızın özgeçmişini arz edeceğim. Ahmet Sarı, 1970 yılında Almanya'nın Düsseldorf kentinde doğdu. 1984 yılında Almanya'dan Türkiye'ye Erzurum'a kesin dönüş yaptı. 1993 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 1995 senesinde Thomas Bernhard'ın Öykülerinde Normal Dışı Davranışlar adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, 2003 yılında Türk ve Alman Poetikası'nın kitabı adlı çalışmasıyla da doktorasını tamamladı. 2005 yılında yardımcı doçent, 2011 yılında doçentlik kadrosuna, 2016 yılında da profesörlük kadrosuna atandı. Halen Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde çalışmalarını sürdürmektedir. Çevirileri ve eserleri. Jurek Becker, dikkat yazar var. Peter Bichel, edebiyat dersleri, okuyucu, anlatı. Thomas Bernhard, ses taklitçisi. Thomas Bernhard, olaylar. Giacchio Derrida, şiir nedir? Hans George Gadamer, Friedrich Nietzsche, Helmut Kant, edebiyat nedir? Peter Handke, izleyiciye sövgü, kendini karalama. Novalis, poetika. Immanuel Kant, yaşamın anlamı. Lewis Carroll, küçük kızlara mektuplar. Peter Sloterdijk, dünyaya gelmek, dile gelmek. Wilhelm Wojtko, Alman edebiyatı tarihi. Klaus Schulze, Alman kültür tarihi. Türk ve Alman poetikasının kitabı. Adolf Luck, edebiyat terapi olabilir mi? Sanat ve normal dışılık. Hermann Broh, edebiyat ve felsefe. Thomas Bernhard, dünya düzelticisi. Thomas Bernhard, Immanuel Kant. Peter Handke, Kaspar. Thomas Bernhard'ın şiir dünyası. Psikanaliz ve edebiyat. Masalların psikanalizi. Kafka'ya anoreksiya. Allah ağrısı. Ahmet'e konmaya çalışan bir sineğin arzusu. Seher'de serçenin gördüğüdür. Merhamet dilercesine gökyüzüne bakmak. Ve asma yaprakları gibi titreyen el. Sağ omuz meleğinin omuzundaki sağ omuz meleği. Edebiyat nefreti. Kurmacanın o kadim unsurları. Başlangıcı olmayan bir şeyin sonu. Musa'nın derine düşen yutkunuş. Kafka makine. Felsefe kendine edebiyata nasıl eklemler. Alman edebiyatında dış kükürtü. Kalplerin yıldızlı göğü. Hölderlin. Kuş seslerinden bir çadır. Edebiyat ve suç. Kendi imdadında koşup gelen Hızır. Edebiyat ve utanç. Peter Bichel, edebiyat dersleri. Jurek Becker, dikkat yazar var. Peter, Sloterdijk, dünyaya gelmek, dile gelmek. Edebiyatın iyileştirici gücü. Edebiyat terapi bağlamında düşünceler. Kafkaesk anoreksiya. Franz Kafka'da açlık bilinci ve kültürü. Şairaneliğin karanlığından. Paul Celan'ın şiir estetiği. Sözü hocamıza devretmeden önce, hocamızın bugünkü konuşmasının konusu olan Tersine Çevrilmiş Bir Teoloji, Ahmet Hamdi Tanpınar Yazar adlı kitabının arka kapak yazısını sizlere okuyacağım. Tanpınar sevgisinin bir susuzluk hali olduğunu biliyorum. Şiirle, hikayeyle, edebiyatla, edebiyat kuramıyla ilgilenen biri olarak ömrüm boyunca Tanpınar okumalarını sürdürdüm. Bir estetle uğraşmanın insanı çoğalttığını görüyor, topyekun bir nazarın insanı başka anlamda derinliklere götürdüğünü kavruyorum. Tanpınar'ın kendi zamanında sözünü ettiği eserlerinin görmezden gelinmesi ve sükut suikastından onun fetişleştirildiği ve yüceltildiği zamanlara eriştim. Ben bir yazar hakkında sayısız eserin çıkmasını bir sıkıntı olarak görmüyorum. Kaliteli ve basite kaçmayan etütlerin yazarı çoğalttığı, okur indiğinde onun anlaşılmasını sağladığı tartışılmasızdır. Bu nedenle Tanpınar hakkında yazılı her şeyi topladım, topluyorum. Tanpınar hakkında düşünüyorum. Bu ilgi ve merakımı bilen dostlar benden dergilere yazı talep ettiklerinde, Tanpınar sempozyumlarında beni davet ettiklerinde bunu memnuniyetle kabul ettim. Severek ödevime çalıştım. Güzel metinler doğurdu. Şimdi bunları çok değerli okurlara sunuyorum.
konuşmasını yapmak üzere Profesör Doktor Ahmet Sarı hocamızı sahneye davet ediyoruz. Değerli öğrenciler, değerli hocalarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir teşekkürle konuşmaya başlayacağım. Ben de ETİ'ye, Özgür Teknik Üniversitesi'ne, Yunus Alıcı'ya, iki gözüm Yunus Alıcı'ya, ETİ Türkoloji Bölümü'ne teşekkür ediyorum. Alman Dili Edebiyatı Bölümü'yle güzel diyaloğu sürdürerek bizleri buraya taşıyor. Burada konuşma imkanı buluyoruz. Dediğim gibi bu teşekkür faslından sonra YouTube'da da var olan bir Tanpınar kaydı var. Belki de o eski zamanlardan bize ulaşan yegane kayıt bu Tanpınar hakkında. Tanpınar'ın sesini duyabilmemiz babında çok çok önemli bir kayıt bu. Artık 2022'den geriye baktığımızda Tanpınar nasıl konuşuyordu, diksiyonu nasıldı, Türkçe nasıl kullanırdı bizim için önemli. 3 dakikalık bu kayıt. Elimizdeki yegane kayıt, tek kayıt. Oraya o kaydı dinleyelim. O kayıttan çünkü felsefeyi, iki kavramı geliştireceğim. Ona göre konuşmama devam ettireceğim. Yunus Hocam, kaydı dinleyebiliriz. Yahya Kemal'in eserleri arasında bir rubayı ölümünden sonra muhayyelerini adeta azaptı. Kevkevre bahar içinde bir yer gördük. Ferhad ile şiirini beraber gördük. Baktı geceden fecre kadar ellerde yıldızlara yükselen kadehler gördük. Bu rubayı vaktiyle bu kadar sever miydim bilmiyorum. Şimdi onda yalnız Türkçenin en güzel eserlerinden birini değil, Yahya Kemal'in kendisini görüyorum. Sanki elinde kadehi, dudaklarında hepimizin tanıdığımız o güzel ve hikmetli tebessüm, dinlenmiş yüzüyle bu dört mısra çerçevesi içinden bize bakıyor. İtiraf edeyim ki bu beyinde hakikat olan bir nokta vardır. Yahya Kemal, bu mısraların ve benzerlerinin ebedi saadet ve talihi yenme masalında asıl şahsiyetini aramıştır. O bir kültürü, perde bir macera gibi yaşayan, yaşamak isteyen insandı. Onun için tesiri bu kadar büyük oldu. Hayatımızda kalıntı halinde gördüğümüz bir yeni şey onunla yenileşti ve değer kazandı. Müzikimiz, masallarımız, tarihimiz, dilimiz ve insanımız. Bu işi yapmak için tam zamanında gelmişti. Her sanatkarın hayatında asıl kemal noktası olan birkaç sene vardır. Yani kemal bu birkaç seneyi devriyle tam bir uygunluk halinde yaşadı. Pek az o şair, onun kadar her teklifine cemiyetten sarı ve muayyen cevap almıştır. Bu itibarla bir şairden ziyade o büyük şef orkestralara benzetmek hiç daha hatalı olmaz. Zaman bu uygunluk, bu aktelde hüküm sürme elbette kıskanacaktır. Nesiller birbirini ittikçe Yahya Kemal'in düşüncesi hatta sanatı münasebetti. İlahi sabırsızlığın başka ellere geçmesi mukadderdi. Fakat onun yerine her zamanın malı olan, her zamanın malı olacak olan bir eserin etrafında toplanmış olan haklı şöhret geldi. Kendi kendini tekrar etmek bahasına da olsa onun bizim asıl klasiğimiz olduğunu söylemek istiyorum. Evet, teşekkür ediyorum Yunus. Tanpınar'ın bu Yahya Kemal hakkında kaydında iki şeyi çok çok önem arz ediyor değerli dinleyiciler. Notumu aldım. Edebi saadet ve talih yenme masalı. Edebi saadet ve talih yenme masalı. Bir sanatçının sonsuz olabilmesi, sonsuzluğa kendini eklemleyebilmesi, belki de talihini talize bunu diyelim. Ters çevirebilmesinin yolu bu anlamda sanattan geçiyor felsefeye bakıldığında.
Yahya Kemal'le monografi yazdığını, Tanfran'ın Yahya Kemal monografisinin olduğunu biliyoruz. Ömründe Yahya Kemal'in çok çok büyük bir yere bindiğini de biliyoruz. İşte öğrencilik yıllarında Yahya Kemal'in geldiğini, ona tarih hocalığı yaptığını, kültürü, milliyetçiliği, mukaddesatçılığı Yahya Kemal'den topyekun öğrendiğini, eski yerleri birlikte, kadim dost olduktan sonra birlikte yerleri gezdiğini, öğren yerlerini gezdiklerini, Hisarları gezdiklerini, tarihi oluşturacak her alanı birlikte gezdiklerini. Asıl olan şey de o tarihi tekrar bir daha yazdıkları eserlerde, şiirlerde, romanlarda canlandırdıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bu iki kavrama, yani edebi saadetle, ebedi saadetle tarihi yeme masalına belki birazdan tekrar bir daha geri dönme imkanımız olacaktır ama Yahya Kemal'le Tanpınar'ın baba oğlu ilişkisini hepimiz biliyoruz. Yahya Kemal'in şiirde Tanpınar nasıl da şey yaptığını, yönlendirdiğini, belki de onun önüne set çektiğini, diğer eserlerde, romanlarda kendine tam tekmini göstermesine rağmen şiirde Yahya Kemal gibi bir kanonun, büyük bir gücün olmasıyla o tarafta kendini nasıl da zayıf hissettiğini, ben de bütün merkez şiirden diğer türlere dağılır demesine rağmen, ister beş şiirde, ister huzurda, hemen hemen her yerde şiiri denediğini, yani farklı türlerde şiiri denediğini ama şiiri bizzat bir kendisinde de Yahya Kemal gibi bir kanonla, bir güçle, deşedemez bir güçle karşı karşıya kalmış olmanın belki üzüntüsü de onun içerisinde yer almıştır. Bir de şiire bakmakta fayda var. Bu yaşanan devirler Yahya Kemal'in yaşadığı devir. Tanpınar yaşadığı devirde global krizin olduğu devirler. Bu anlamda yıkıntının, enkazın olduğu devirler. Ören yerler belki sadece şey değil, Osmanlı hanedanlığının yıkıldığı, Türkiye'nin yeni kurulduğu dönemler değil, global krizin, savaşlar döneminin, dünyanın komple felakette olduğu zamanlar. O açıdan da bir yenilenme döneminin olduğunu görme imkanına sahibiz. Tanpınar ve Yahya Kemal'in bulunduğu konum tam bu konumdan başlamakta. Eserlerinde bunları görme imkanına sahibiz. Hatta şiirlerinden, Yahya Kemal'in şiirlerinden nereden baksanız, her yönüyle bu kültürün yeniden kurulduğunu, belki de o yükün, Osmanlı'nın hasta adam olduğu zamanın yükünü Yahya Kemal'in şiirlerinde görme imkanına sahibiz. Şiirle bir ulusun, bir milletin sıkleti nasıl kaldırılır, bunu da görme imkanına sahibiz. Çok şair vardır, 4-5 tane şiir kitabı, 10 tane şiir kitabı vardır, hiç tanınmaz. Yahya Kemal kendi şiir kitabını hiçbir zaman görememiştir. Ahmet Hamdi Tanpınar da zar zor ölümüne yakın dönemlerde şiirler çıktığı söylenebilir. Yani bunlar yaşadığı dönemlerde şiir kitaplarını göremeyen şairlerdir. Ona bakılacak olursa Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm insanların neredeyse şiirlerini ezberlediği bir harç olan, şiirin harç olduğunu görüyoruz Osmanlı İmparatorluğu'nda. Tanpınar'ın metinleri, Yahya Kemal'in metinleri bu açıdan önemlidir. Peki tersine çevirmiş teolojiye vardığımızda bunun temelini daha demin dillendirdik. Ebedi saadetle talih yeme masalına çevirecek olursak ancak ve ancak teolojiyi ters çevirmenin, insanın kendi kaderini ters yüz edebilmesinin yolunun bu anlamda sanat olduğunu görüyoruz. Sanat, edebiyat, şiir, daha sonra bilgi görecek musiki, mahur besteyi örneğin. Tanpınar'ın edebi eserlerinde bize ait olan, bizim büyük çaresizliğimizi dillendiren musikinin de kaderi, teolojiyi ters çevirdiği görme imkanına sahibiz. İnsanoğlu 60 yıllık, 70 yıllık bir şeye sahip, yaşantıya sahip, ölümlü, fani, fena duygusu var insanoğlunda. Öyle dünyaya gelmiş. Ama ömrünü, 60 yılını, 65 yılını, taş çatlasa 100 yılını, 100 yılını daha ötelere taşımasının yolu nedir diye sorulduğunda, bugün Mimar Sinan'ın serimesiyle, değil mi? Bugün Kafka'nın metinleriyle, kaç 100 yıl önce yaşamış Kafka, 1200 yıllarda, yani Lascaux mağarasındaki el işaretlerine bakacak olsa, geriye sadece sanatın kaldı. Ölen tense sanatın bir anlamda devam edip sürdüğünü ve o teolojiyi, yani bir var olan kaderi diyelim bu anlamda, tersiz ettiği imkanını görebiliyoruz. Eğer şeyi fenalık bilinci dönüştürülecekse, bekaya, sonsuzluğa,
Bunun ancak sanatla mümkün olduğunu, edebiyatla mümkün olduğunu, şiirle mümkün olduğunu, musikiyle mümkün olduğunu, Idri Efendi'yi düşünün, Dede Efendi'yi düşünün, Bach'ı düşünün, Beethoven'ı düşünün. Bu anlamda ancak onlarla mümkün olduğunu görme imkanına sahipsin. İnsan eylediği sanatla birlikte bir anlamda sonsuzluğunu kotarabilir. Burada belki soru şeydir hocam, klasik olan ve klasik olmayanlar için de öyle mi? Bugün Goethe'yi tanıyoruz, Schiller'i tanıyoruz ama Goethe ve Schiller döneminde yazan, adına bilen yazar vardı. Onlar da sanatla iştigal ettiler ama acaba günümüze kadar geldiler mi? Öyle ya da böyle bir gün onların da adına onun tanrıca bilinci yazılı olan bir şeyse eğer, yazı mukadderse onların da bize eklemleme insanı var. Bir kavram etüdü gerekiyor. Mesela gittik cennet bahsi, Lost Paradise bahsi. İnsanoğlu cenneti eğer yitirdiyse, o beka duygusu tırnakçesinde eskiden onun için var idiyse, sonsuzluk duygusunun içerisinde hemhal idiyse ve yasak meyveyle dünyaya tard edildiyse, geri dönüp baktığınızda o sonsuzluk özlemini bir yara olarak dünyada taşır durur. Bir yara olarak taşır durur. Fena duygusu, özlenen beka duygusunun içte bir yara duygusu olarak taşınmasından öte başka bir şey değildir. Sanatçılar eski o kadim olanı, o sonsuz olanı, layete zelzel olanı, ila nihaye olanı arayıştan başka bir şey içerisine girmezler. Romancılar, edebiyatçılar, sanatçılar bu anlamda kendi yaşantılarını teolojiyi ters çevirme bizatihi bundan başka bir şey değildir. Kendi kaderini, o ölümlü zamanı daha yaygın hale getirebilme, daha uzun zamana belki dehre kotarabilirse dehre yayabilmenin yoludur. Bu da işte şeyde görülüyor, Çepçevre Herkemen Rübayesi'nde görülüyor. Ahmet Hamdi Tanpıran Herkemen Rübayesi'ni etüt ettiğinde Çepçevre Bahar içinde bir yer gördük. Ferhad ile Şiir ile beraber gördük. Baktık geceden fecre kadar ellerde yıldızlara yükselen kaderler gördük. Çepçevre Bahar içerisinde bir yer cennet şiiridir, timsalidir. Ferhad ile Şiir'in beraber olduğu yer cennet timsalidir. Leyla ile Mecnun'un kavuştuğu, Romeo ve Juliet'in kavuştuğu, Tristan ve Isolde'un kavuştuğu yer cennet şiiridir. Dünyada aşk var ise, aşka vuslat yok ise, Leyla'nın Mevla'ya döndüğü şey ise eğer, vuslat yoksa ancak bir cennette bu tahayyül geçerlidir. Baktık geceden fecre kadar ellerde yıldızlara yükselen kaderler gördük. Bir anlamda apolonik bir durumla dünyevi hazların yüceltildiği öte dünyada ancak cennete denk gelen bir eylem halidir. Yani Eros ve Thanatos var. Apolonik durumla gerekli Dionizyak durum var. Burada aşk ve ölüm, dünyaya ait olan her şey adına onun neyden, diğerinden daha öte bir alana temsil edilir. Yani Kemal Müşik bu şiirine baktığınızda kaderlerden neye kadar, adına onun Çepçevre Bahar içindeki yerlere kadar o cennet şiirine düşüncesini görme imkanına sahibiz. Tam şey metafiziki bağlamda otursa da oturmasa da hocam şey midir, profan mıdır, sakral mıdır, dünyevi midir, dünyevi değil midir hocam, zahidane midir yoksa zahidane değil midir, rindane midir, o tespit belki kotarılabilir, sorulabilir. Ama kökene baktığımızda bu eylemde bir cennet tayini de gözükebiliyor. Mesela bir örnek vermişim. Bu bahsettiğimiz temsil Kur'an-ı Kerim'de genişliği gökte yer kadar üst üste dizilmiş, altlarından içenlere zevk veren şarap ve süzülmüş baldan ırmakların aktığı, içinde bozulmayan sudan ırmakların, tadı değişmeyen sütten ırmakların, içenlere lezzet veren şaraptan ırmakların ve süzme baldan ırmakların olduğu, gerilmesi için kapıları olan düzgün kiraz ağacı, meyveleri salkın dizili muz ağaçları, uzamış gölgeler, çağlayarak akan sular, sayısız meyveler içinde olunan, onlara beğendikleri meyveler, canlarının çektiği kuş etleri, iri gözlü huriler, saklı inciler gibi yaptıklarına karşılık olarak verilen, sarmaş dolaş olmuş kuyu kişiliklerin meyveleri kolayca toplanabilen ağaçların bolca olduğu bağ ve bahçeler gibi bir cennet şehirde temsili olduğu da görülebiliyor. Tam bu şey, Yahya Kemal Rübayesi'nin vardığı eksen eğer Eros'u, bu anlamda Eros'a denkse, apolonik duruma denkse, gittiği yer bu anlamda cennet özleminden başka bir şey değildir. Benim aklıma hafif yine bir ikinci vakta bir sıçrama gerçekleştirelim. Mehmet Kaplan'ın şiir tarihlerinde genelde önümüze çıkan ve çoğu da eleştirdiği durmadan işte ana rahmine geri dönüşü şey yapıyor yok diyen açıdan ana rahmine geri dönüşü durmadan kullanıyor Mehmet Kaplan diye bir şiiri tahlil ediyor. Ayhan Kırdar'ın diyelim ki cehenneme kurulan kampı tahlil ediyor.
Ayağın kırılarak cehenneme kurulan kampı tahallül ettikten sonra işte bir yerde şairane lirik özneyi etüt ederken burada Jung'un ana rahmine geri dönme arzusu var dediği durumla karşı karşıya olan bir durum bu. Yedik cennet özleminden başka bir şey değil kökene baktığımızda. Ana rahmine geri dönmeyi isteği. Yani şunu düşünün, Virginia Woolf'un kendini bir nehre gömmesi durumu. Hatta şey derler, Fransa'da La Mer ile La Mer tırnakçesinde okunuş olarak ne kadar birbirine yakınsa da La Mer'e el yazılıyor, Mer'e diye, öbürü Mer diye yazılıyor. Biri anne. Anneyi temsil ediyor, öbürü denizi temsil ediyor. Anne bir denizdir. İnsan oraya eğer %80 sudan oluşuyorsa, küvete doğumlar varsa, nutfe ise, suya doğum tırnakçesinde bu anlamda çok çok önem kazanıyor. Anne denizdir. İnsan kendini bir ölüm nesnesi olarak denize veriyorsa, denize soruyorsa, denize gömülüyorsa bu anlamda Virginia Woolf'ta olduğu gibi. Dolayısıyla ana rahmine geri dönme arzusundan başka bir şey değildir. Brigitte Schweiger'in Cemil Anadolu'da kitabını çıkardı. Brigitte Schweiger'in tarihini de yazmışım. 26 Temmuz 2010'da kendini ırmağa atıyor. Kendini ırmağa gömüyor. Paul Celan yakın zamanda çalıştım. Kendini senlerine gömüyor. Şairler kendini neden bir ırmağa gömerler? Neden denize atarlar bu anlamda? Metin Kaçan'ın Boğaziçi Köprüsü'nün atladığını hatırlıyor. Bizim yazar hocam, Batı yazarlarından değil mi biliyorsunuz? Metin Kaçan'ın kendini bir ırmağa, Marmara Denizi'ne atması. Henkay Pandır. Anası Erba'ya kendini gömme durumudur. Bu ister su olsun, ister ateş olsun, ister toprak olsun, ister hava olsun. Anası Erba'ya kendini gömme duygusudur. İlla su olmasına gerekmiyor bu anlamda. Ana rahmine geri dönme duygusunu ya da cennet özlemini, yitik cennet özlemini etüt etmek için. Hölderlin'in şeyi, Empedokles'in ölümünü hatırlıyorum. Bana hep garip gelirdi. Hani hocamla konuştuğumuz zaman bir yanardağ bir filozof kendini neden gömer mesela? Bir filozof kendini yanardağa, Etna yanardağına niye atar? Onca ölüm tarzı varken ateşe atma. Çünkü dört unsurdan birisidir anası Erba. İnsanoğlu kendini toprağa, kendini ateşe, kendini denize, kendini havaya gömmeye şeyleniyor diyor. Çünkü orada Henkai bana buluyor. Tabiatta bir cüz olduğu için doğanın, ırmak denizde deryada bir damla olduğu için oraya kendini eklememe, kendini gömmeyi arzunu istiyor. Bu açıdan bunu fena fiilla olarak, vahdeti vücut olarak, an-ı vahid olarak Tanpınar'da gördüğümüz gibi. Gel geliş bir an olarak, belki en son oraya varılabilir, bir an-ı vahid düşüncesi, tevhid düşüncesi, fena fiilla düşüncesi adımda onu. Vahdeti vücut, tırnakçesinde felsefesi, tabi kadim Yunan bu düşünceye erken Yunan dönemlerde Henkay Pan düşüncesi diyor kendine anasını dört unsura gömme ve eklememe duygusu olarak. İnsanın şeyin tezini tersine çevirmiş teolojiyi biraz daha açma imkanı bulabilirsek, teoloji burada ilahiyatı, normalde insanlar ilahiyat şeyi olarak değerlendiriyor bunu ama insan eğer bir kaderle dünyaya gelebiliyorsa, insanın bir kaderi varsa, kaderi tırnakçasında ölümlü oluşluksa, fanilik bilinci ise, hele de barok döneminde vanitas işte onu dediğimiz bizim için, ölümler duygusu ya da işte ölümü anlam duygusu, memento mori düşüncesiyle verdiğimiz o ölümlülük düşüncesi, fanilik bilinci bizim kaderimizse, o kaderi yenebilmenin yollarını da arıyoruz demektir bu dünyada. Nedir ki ölümsüz olabilme duygusu? Bu yaşadığımız fani dünya. İnsanın alnına yazılmış 65-70 yıllık zamanı tırnakçasını nasıl ters yüz edebileceği düşüncesi bizim için çok çok önemli. Bunun yolunu ölümsüzleşmenin yolunu edebiyattan geçtiği söyleniyor. Tanpınar da bunun için çaba sarf ediyor. Yaşadığı zaman çaba sarf ediyor. Ondan önce ister Udi'de olsun, ister Bach'ta olsun, hangi müzisyende olsa olsun, musiki yoluyla bu yönü gördüğümüzü dillendirebiliriz. Bir şey, kavram daha dikkat çekiyordu, ferdi bir macera diye. Yahya Kemal'in Osmanlı'nın o dönemdeki hasta adam oluştuğunu, ferdi bir macera olarak gönlüne, ruhuna nakşettiğini, onu kendine bir felsefe kıldığını, o içinde bulunan toplumu, içinde bulunan durumu kendi ruhuyla da onu ferdi bir macera olarak gördüğünü dillendiriyor. Bu da çok çok önemli bir durum. Yani bu felsefi açıdan şöyle dillendirilebilir. Osmanlı toplumu hasta olduğu zamanda makro düzeyde bir Yahya Kemal'dir. Yahya Kemal o dönemlerde, o dönemin ruhunda mikro bir Osmanlı İmparatorluğu'nu imliyor. Her aparatıyla, her neyle, koluyla, ister musiki kanatı olsun, ister devletin düzeni olsun,
tarihiyle, bilinciyle, sosyolojisiyle, tasavvufuyla, o dönemin kültürel yaşantısıyla Yahya Kemal bu şeyi, adını onun yaşantıyı kendi isteyip seneştiriyor, onu yaşıyor. Şiirlerde de bunlar nakşeyi. Tarih, Yahya Kemal Metinlerini okuduğumuzda tarihten kendimizi alamayız. Savaşları görürüz alabildiğince. Manazgirt'ten Adnan'ın aklımıza gelebilecek tüm tarihi şeylerde background'ı vardı. Orada o milliyetçi mukaddes açı damarı görürüz. O çünkü o hareket halini görebiliriz. Yatay aksta kültüre var olan her şeyi Osmanlı dönemindeki etütlerini görme imkanına sahibiz. Kendi bir maceradan kasıtlı o. Ahmet Hamdi Tanpınar monografi yazdığında bunun ayrımına varıyor. Yani Kemal'in adını kendisi de dahil etmemiz. Bugün yani Ahmet Hamdi Tanpınar'la ondan ayrı bir imkana sahip değiliz. Baba oğul ya da işte Tirmiz olarak Tanpınar'la ondan ayrı bir imkana sahip değiliz. Bugün Ahmet Hamdi Tanpınar'ın metinleri hiçbir muhafazakar şeye sahip değildir. Şeyi de, maksimi de yanlış bir maksim. İlgisi de yanlış bir ilgi. Kesinlikle bize ait olan, bizim kültürümüzü veren adından. Her ne kadar şey Maraşlı milletvekili olsa da CHP'den, o dönem CHP'nin şanlı da bir anlamda şey farklı. Yahya Kemal diyor. Üç yakın milletvekili yapmış CHP'den. Ama o döneme ait CHP'nin bilinci tırnak içerisinde. Diyeyim ki bugünkü şeylerden çok çok farklı. O dönemki düzeyi, kültür durumu, Osmanlı'nın adına onun neyine, felsefesine, sanatına, her şeyine müptela olan, düşkün olan bir kültürü de önümüze serdediyor. Aklıma şey geliyor, ören yerleri gezmesi. Tersine dönmüş teolojinin temel nosyonlarından birisi ören yerleridir. Harabelerdir. Romantik dönem mesela çok aşık olduğu, romantik dönemde şeylere, harabelere, enkazlara çok çok düşkündür, yıkık yerlere. O ören yerlerden çağdaş, bugün güncel, aktüel tırnakçısı sanatın bile neyini görür? Zümrüt Akan'ın kendi küllerinden oluşması gibi o ortamı görürler. Dolayısıyla Yahya Kemal için Tanpınar'la herhalde o Rumeli Hisarlar bölgesindeki yürüyüşler, uzun uzun yürüyüşler, adına ona, ören yerleri görmek, Osmanlı'nın kalıntılarını görmek, teolojiyi ters çevirmenin de yoludur. Ne demek bu? Çünkü ayrım yok. Yani gelenek tırnakçısında geçmişten gelen ile aktüel olan içinde bulunduğu ve belki de geleceğe taşınacak olan hepsi bir birlik içinde olduğu için, bir bağ teşkil ettiği için birbirinden ayrı değerler silsilesi olarak görülmez. Gelenek reddedilmez. Gelenek sonuna kadar kabul edilir. Gelenin metayı, metal, eşyası, geleneği temsil eden ne varsa hepsi çok güzel bir şekilde kabul edilir. Ve aradaki sır ve perde adına alınır. İkisini birbirinden ayıran bir perdeler ortadan kalkar. Dolayısıyla ölümsüz bir eyleme geçirir. Burada da işte yine o teolojinin insanın bahtına yazılı olan, kaderine yazılı olan şeyi kalktığı görülür. İnsan geleneğe bağlı olduğu vakit, geleceğe bağlı olduğu vakit sınırsız bir zaman dilim içerisinde kendini geliştirme imkanı bulur. Şeyi de bunu görebiliyoruz. Ören yerlerinin bu anlamda tersine çevirmiş teolojinin temel mekanı olduğu görülüyor. Birazdan belki eşyalara ve nesnelere de geçme imkanına sahip olacağız. Çok kadim zamanlara ait olan bir eşyanın nesnenin zamanına doğru geçiş, geri dönüş ya da o zamandan daha ileriye doğru geri dönüş bu anlamdaki o teolojiyi ortadan kaldırıyor demektir. Bir yer okuyacağım sizlere. Seval Şahin'in Modernizmin Oyunu, Oyunun Modernizmi, Tanpınar'da Oyun adlı metninde miras, yani bizim mirasımızın, ören yerlerimizin, bizim ürlerimizin, ürlerimizi bıraktığı nesnelerin bizim için ne kadar mukaddes olduğu, ne kadar önemli olduğuna dair bir yer bu. Bu bölümü, küçük bölümü sizlere okumak isterim. Eskimişliklerini bir reklam havasıyla içinde bulundukları varlığa duyurmaya çalışan eşyalardır bunlar. Unutulmak istemediklerinden kendilerine ait bir dil yaratmak zorunda kalmışlardır. O yüzden bu sesi yaratmak için Mümtaz'ın kendi içinden gördükleri olarak yüzeye çıkıp onun içinden seslenirler. Tanpınar'ın burada yarattığı dilin animizm ile bir bağlantısı yoktur. Bu Bergson'un sözünü ettiği iç ses ve iç mekan maddeleşmiş halidir. Mümtaz'ın dolaştığı bu yerler sahaflar, çadırcılar, bit pazarıdır. Burada her şey birbiri içine girmiş ve aralarındaki mesafeler kalkmıştır. Bir nevi bütünleşmeye çalışmadan söz edilebilir. Romanda karakterlerin sesiyle eşyaların sesi aynı yerde durur. Karakter eşya ile arasındaki sınırları kaldırır. Bu da bir anlamda tersine dönmüş teoloji anlamına geliyor. Yani karakter eğer nesnelerle,
arasındaki şeyi kaldırıyorsa, illiyeti şey, bağı kaldırıyorsa, sınırları kaldırıyorsa artık sınırsız mekana, zamana ulaşıyor anlamına geliyor. Dolayısıyla içinde bulunduğu zamandan alabildiğince flashback'le geriye doğru gidebiliyor. Bulunduğu eski zamanlardan tırnak içerisinde ötelere sarkma imkanı da kendinde buluyor. Eşyayla insan arasındaki perdenin kalkma durumu insanların fenalık duygusunun ortadan kalkması anlamına geliyor. Yani beka duygusunun, sonsuzluk duygusunun alınması anlamına geliyor. Ebedi saadet ya da işte tam anlamıyla eşya ile kişinin arasındaki perdenin ortadan kalkması durumudur. İnsanın ebedi saadeti arzusu bu anlamda eşya ile arasındaki bağın kalkması durumudur. Bunlar bir anlamda özdeşleşirler ve tersleşirmişte olur şey bu anlamda gerçekleşir. Yine bir örnek huzurdan. Mümtaz yazar, şimdi de insanlara varlıklarını duyurmaya çalışan ruhsal bir özellik kazanan eşyaların bir dili vardır. Varlık ve yokluk arasında sınırda eşya ve insan bir arada bulunur. Tanrı'nın yarattığı insan ve insanın yarattığı eşya. İkisi birbirine aynı yerden seslenmektedir. Bu iki sesin aynı noktada buluşabilmeleri de belirli anlamlarda insanın tanrılaştırılmasıyla sağlanmıştır. Var olan duruma estetik boyut katan da budur. Onun kendi iç sesi ve dahası iç mekanı vardır. Öyle bir aşama ki fert de dediğim gibi nesne arasındaki illiyetin kalkması da buna yapmak lazım. Bunu sevmek lazım. Yani geçmişe dönük tüm geleneksel tırnak içerisinde aparatlar, aygıtların defedildiği, nesnelerin reddedildiği yerlerde bu illiyet, bu sonsuzluk duygusu. Teolojinin tersine çevirme imkanını bulamayız. Bulma imkanına sahip değiliz. İki kanal oluştuk. Hem geçmişe hem de şey geleceğe. Hem atiye hem harabatiye tırnak içerisinde kanat açacak. Bir neye? Bir felsefeye sahip olmak gerekiyor. Sınırsız olmak için. Bunun için de zıddıkların birlikteliğinden bahsediyor. Mesela bakışımız yerinden bahsediyor Tanpınar. Yaşam ve ölüm mesela yan yanadır. Tanpınar eserlerinde yaşam ölümden ayrı değildir, ölüm yaşamdan ayrı değildir. Huzur ve huzursuzluk aynı değildir. Roman ismi huzurdur ama değil mi? Bir yıl kitap çıkmış huzursuzluğun romanı diye. Huzur, huzursuzluğun romanıdır. Hiç kimse huzurlu değildir. Ne Suat huzurludur, ne Mümtaz huzurludur, ne İhsan huzurludur, ne Mümtaz huzurludur. Hiç kimse huzurdan huzurlu değildir. Osmanlı İmparatorluğu huzurlu değildir. Dünya global krizde de huzurlu değildir. Kitabın ismi huzurdur ama huzursuzluğun metni olarak önümüzdedir. Cansızlık, canlılık durumu ya da hüzün, mut durumu ya da kültür, yabanlık durumu. Bu ikili dikotomik ilişkiler, ikili terslikler Tanpınar'ın neyinde eserinde, hemen hemen tüm eserlerinde önümüze gidip gelir. Tersine çevirmiş teoloji bu anlamda. Ölenlerle yaşayanlar arasındaki sınırı da kaldırır. Daha demin mesela nesnelerle insan arasındaki sınırı kaldırır dedik. Ölenlerle yaşayanlar arasındaki sınırı kaldırır. Mezar olsa da önümüzde, ölülerimiz olsa da onlar yaşarlar. Aklıma şey geliyor, annem bir ara şey işte, bizim köklerimizin kaynağı gitti işte İkizdere, Delik'i Sivrikaya köyüne gitti. Orada sülalenin kadınlarına ait izi sürmeye gitti. Geldiğinde şaşırdı. Almanya'da mezarlar şehrin Urban'ın tırnak içerisinde en ötelerindeyken, Erzurum'da mezarlık adına onun şehrin dışındayken, insanların ölümü görme arasında değilken, Sivrikaya'da, İkizdere'de insanlar ölülerle birlikte yaşıyorlar. Bahçeye alıyorlar. Gözünün yanında bulunduruyorlar. Uzak kılmıyorlar. Ölüler yaşıyor bu anlamda. Şeye baktım, Tanpınar'a baktığımızda ilke şey, şuraya yazmıştım, kafasında yedi asrın ölüsüyle meşgul olacağız diyor. Yani Kemal de böyle. Kafasında yedi asrın ölüsüyle birlikte yaşayan birisi ancak teolojiyi ters çevirebilir. Zamanı ortadan kaldırabilir. Sınırsız bir zamana gelebilir. Huzurda Mümtaz için yazılan kafasında yedi asrın ölüsüyle meşgul olur. Bu anlamda bahsettiğimiz yaşam ölüm gelgi dikotomisini önümüze sever. Ve ancak tersine çevirmiş teolog zaten bu demektir. Bu ikiliği aradaki sınırları ister nesne insan olsun, ister yaşayan ölen olsun bir ölçüyü sayabilir bu minvalde. Daha demin dediğim gibi onların tahakkür edilmesi, ölülerin yaşaması, içimizde bir yerde yer alması, unutulmuş olmaması, nisyana terk edilmemesi bu anlamda çok çok önemlidir. Tanpınar Yahya Kemal'in tezi bu anlamda zaten bundan başka bir şey değildir. Bu yazmışım buraya. Kültür insanı için zihin, kalp, geçmiş mezar kabul etmiyor. Kendi ölü eserlerini canlı bir bilinç
kendi ölü, eserleri canlı tırnakçasında, kendisi ölü ama eserleri canlı tırnakçasında bir ilkeye maksima ancak böyle geçiyor. Zamansız bir zamana sıçramanın yolu bu. Bekirlet'in sonunda ana vahiy, işte Tanpınar durmadan şablonumuzu attı, tüm zamanlardan ayrılmış tek zamana, özlenen zamana, cennet zamanına, metnin başından da dillendirdiğim gibi, özlem bundan başka bir şey değildir. Kitaptan bir bölüm, en son çıkardığımız kitaptan bir bölüm, benim yazdığım bir bölüm. Gündelik hayatımızda gördüğümüz eskiye ait, geçmişe ve maziye ait tüm kültürel eşyalar, dinleyebildiğimiz ve bize ulaşmış eski kayıtlar ve musikiler, kitap olarak baktığımızda cönkler, el yazmaları, çok değerli yazmalar, yazıya dökülmüş en eski edebi eserler, biz yaşayanlara şimdi de dokunursa teoloji tersine çevirmiş olur. O metinler bize dokunuyorsa kaderimizi ters düz etmişiz demektir. Ölümsüzlüğümüze, ölümlülüğümüze ölümsüzlük katmış oluruz. Tersine çevirmiş teoloji, edebi eserlerde ister cansız olan şeylerin zihinde canlandırılması, ister kültürel metaların canlı olanlara dokunması, soyut olanla iştigalden dolayı hafiflemeleri, maddesiz bir maddeye geçmeleri şeklinde görülsün, isterse de edebi eserlerde yer edinen karakterlerin uğurcu olarak göz önüne gelsin, bunların hepsinde aslında ölü olanın, cansız olanın, canlı olmaya doğru meyili ve müntehirlerin de ölümleriyle, Tanrı ile düelloya girer gibi ontolojik mücadele içine girmeleri durumu görülür. İnsan, teolojiyi tersine çevirme yoluyla ebedi saadeti ve kendi tarihini yenme girişimi içinde olabilir mi? Olabilir demiş. Bu mümkündür. Maddeden manaya geçişin yolu bundan başka bir şey değildir. Madde bir nakısadır. Ancak manaya geçtiğiniz vakit ölümsüzlüğü tatarsınız. Aklıma şey geliyor işte, Kafka geliyor. Kafka'nın derin hangi metnini aldığımızda insan oluşluktan hayvan oluşluğa, hayvan oluşluktan cansız varlık oluşluğa, eşya ve nesne oluşluğa geçişi görüyoruz. Mesela dönüşünde, değişimde Gregor Samsa bir insandır. Gregor Samsa bir gün tedirgin düşlerden sonra bir böceğe döner. Metin boyunca böcek olur. Daha sonra yatağın altında bir denge dönüşür. Aynı denge dönüşür, bir şeye dönüşür. Bir şey olur. Peki anlamı nedir bunun? İlkin insansın, sonra hayvan oluyorsun, sonra şeye dönüşüyorsun. Ve sonra ışığı görüyorsun, nuru görüyorsun. İster Yahudi düşüncesinde, ister Hristiyanlık düşüncesinde, ister İslam'da, Ramazan zamanlarında maddi olandan manevi olana kalpten başka bir şey değil bu dönüşümde. Başka bir şey değil bu. Tüm eserliğinde, ceza sömürgesinde, açlık cambazında, açlık cambazı insan olarak gün aç kalıyorsan yetmiyor, hayvanlarla hayvan bahçesine gidiyorsan 80 gün kayboluyorsun samanların arasından, en son şey oluyorsun, çöpe atılıyorsun, Kafka metinlerinde. Yasa kapısında, yasa kapısı önünde, yasa kapısına varıyorsun, orada bir Tatar şeyi var, bekçi var, Tatar köklü bekçi, insansın, adın onun. Derken içeri giremiyorsun, kendi kapına yaklaşamıyorsun. Tatarın kürkünde bir bit var, bitle konuşuyorsun, hayvan oluyorsun. En sonunda o kadar bekliyorsun ki artık şeye dönüyorsun, kuruyorsun. Kapının bitçisi hiç değişmezken sen değişiyorsun ve deyik oluyorsun, atılıyorsun. Işık olarak dönüyorsun ve ötelere akıyorsun diyelim. Maddi olanda manevi olana geçiş de ancak sonsuzluk bilinci bu anlamda oluşabiliyor. Kaderi ve teolojiyi tersine çevirme imkanını bulabiliyoruz. Bunun için bir örnek vereceğim ve kapatacağım. Daha fazla vaktinizi almayacağım. Sorulara geçeceğim. Bunun için Turan Akdek'in Tanpınar'ın ölümü Apologia'da yapıp yedi yayınlardan çıktı metin. Musiki'yi son örnek olarak verir. Sayısız örnekler vardır. Bu anlamda musiki insanın buğutlarını, sınırlarını ortadan kaldırdığı için tırnakçasını onu sonsuz kılar. Onun kaderini tersine çevirir diyor. O bölümde musikinin insanın sınırlarını kaldırdığına dair yorum, onun ölümsüzlüğe erişişi, insanın musikiyle ölümsüzlüğe erişişi. Bireyin ve cemiyetin ölümü yenme duygusunun ancak musikinin olduğu bilincini bize verir. Tam buranın eserleri baştan sonra bulayım ben. Mahmur Beste'den başlayayım. Yakın zamanda Bursa'da Osman Gazi'de sunum gerçekleştirdiğim için, metinde de Mahmur Beste üzerine bir çözümleme var. Büsbütün o sınırsızlık özlemi ve teolojiyi ters çevirmeye dönük olan bir şeydir. Osmanlı İmparatorluğu'nun en zor durumda olduğu zamanlarda Mahmur Beste imdada yetişir. Batı Mahmur Beste'yi alıp da taklit etse bile tırnakçasında Mahmur Beste bize ait olan bir musikidir ve bizden başka hiçbir şeye, iliğe, damara, özü hitap edemez bu anlamda. O bizizdir bu anlamda ve onunla ancak sonsuzlaşabiliriz. Sahnenin dışındakilerinden bir örnek.
Muhteşem yaldız çerçeve aynasının içinde Talat Bey'in hiç görmediğim gözleri bana bu aynayı hediye eden Behçet Bey'den çok başka türlü bakıyorlar. O da hayatın gözleriyle ve hayata bakıyor. Affettiği hayata bakıyor. Mahur Beste'nin ölümü yenen yara akşam kızılığı içinde bakıyordu. Mahur Beste'nin ölümü yenen yara akşam kızılığı içinde bakıyordu. Çünkü hayat da ölüm de sevdin mi affettin mi yenilebilir. Demek ki hayatın ve ölümün sadece aşk boyutuyla değil, sınırsıza varması. Bu saydığımız hemen hemen her durumda ve musikiyle de, müzikle de yenilebildiğini, onun üstesinden gelebildiğinizi dinlendirebiliriz. Son artık şey, kapanış cümlesi. Tamburan hemen hemen tüm eserlerinde aslında bahsettiğimiz şey bir rüya da olma hali. Rüya hali inşa etme de dönük bir şeydir. Bu aynı zamanda mutsuz, zamansız, mekansız bir alana kayma girişimidir. Dünyevi olan da bağlantılı olsa da mutlak asude olan bir zaman özlemi ve azmidir. Bir edebi saadet arzusudur. Ölümü yenme duygusudur. Anı vahittir. Buğutları yitik bir cennet tahayyülüdür. İnsanın talihini yenmesidir. Bu kertliğe aşamaya ulaşıldığında bu anlamda teoloji ters çevirmiştir. İnsan artık fani değil, ölümlü değil, baki ve ölümsüzdür. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, varsa kafanıza takılan soru, benim şey yapıp cevaplayacağım soru, soruları almak isterim. Dediğim gibi metin yeni çıktı, bu şey tersine çevirmiş teoloji. Metni elbette şey bir tez gibi duruyor bu anlamda. Ama şey 5 makaleden birisi olsa gerek. Ahmet Abi Tanpınar'ın eserlerinde Allah düşüncesinden başlayan Mahur Beste'de deneysel çalışmalara kadar Behçet Bey'e yazılan mektup var. Ta o dönemlerde düşünün Ahmet Abi Tanpınar daha postmodern dönem söz konusu değilken kendi roman kahramanına mektup yazıyor. Yetmiyor. Halit Siyuşaklı yine roman kahramanına mektup yazıyor. Yetmiyor. Adını dışarıdan başka tiyatrocular, Fransız tiyatrocularına adı onun karakterlerine şey yapıyor, mektup yazıyor. Ve romanın bir şeyi bu. Postmodern dönemi olmadan romanın bir tarzı bu, deneyse bir tarzı. Behçet Bey kendi roman karakterlerine. Yani esas olan olarak aldı, protagonist olarak iki bölüm anlattı Behçet Bey'i. Daha sonra başka karakterler devreye girdiği için unutulduğundan dolayı büyük ihtimalle Ahmet Hamdi Tanpınar'a mektup yazıyor. O mektubun karşılığı olarak biz gocunduğunu, üzüldüğünü Behçet Bey'in, beni niye unuttun, beni merkezde alıyordun, niye bu kadar şey orkestralamaya gittin, bu kadar şahsiyeti niye aldın diye mektup, eseflenen bir mektup yazıyor. Ona son bölümde mektup içerisinde son bölümde cevap yazıyor. Tanpınar olarak, Ahmet Hamdi Tanpınar olarak roman içerisinde eklemiyor kendini. Dönemi için tırnak içerisinde çok orijinal bir şeyler, çalışmalar, çabalar. Ahmet Mithat Efendi'nin çalışmaları, o yüzden daha demin Sürçü Lisan oldu. Ahmet Mithat Efendi'nin hayal ve hakikati çok çok önemli. Türkiye edebiyatına baktığımızda çok erken dönemlerde, Batı'da daha belki de örneği yokken. Unamuno'nun Sisi var, parça parça. Pirandello'nun mesela şeyi var. Altı yazar, altı karakter yazarını arıyor, draması var. Tanpınar Büyükmal'i onu görmüş, o metni görmüş, ona göre böyle deneysel çalışmalara varıyor. Ama bunlarla ilgili şey var. Beş yakın yıllarca Tanpınar düşüncelerini yan yana getirerek kitabı oluşturdum ve yakın zamanda dün galiba şey elimize ulaştı. Artık okurunu bekliyor, benden çıktı. İnşallah umarım şey beğenirsiniz metni. Varsa dediğim gibi soru alayım, yoksa şey zamanı artık. Çocukları alma zamanı. Bizimkilerde, kreşlerde şeyi kapatıp artık babalık görevlerini yapıp adını onun evi evladı getirme zamanı. Var mı kafanıza takılan soru? Evet, var mı? Tamamdır. Yine de şey denirler, ne kadar güzel anlatmışım da hiç soru kalmamış falan denir arkadaşlar. Usulen var mı bir usul şey? Hocam, Kafka dediniz, ancak Max Brod kendi Kafka bildiğim kadarıyla eserleri daha sonra yayılıyor. Bunların yakınmasını, bunların yok olup gitmesini istiyor iken. Mesela tersine çevirmiş teoloji Kafka'da niye işler? Veyahut da
Kafada tersi çevirdi, çevirmişti hocayı. İşte bir şey elimizde. Tamam, Max Brod yapmak istemiş. Kafka, yok, Max Brod yapmak istememiş. Kafka yapmak, yapılmasını istemiş. Şimdi diyor, yakılsaydı kendisi yakabilirdi. Niye? Adam da onun bu işin Kafka'nın bir hilesidir. Ya yapmak isteseydi, hiç kimse önüne geçemezdi. Her şey denebilir. Zamanda vermiş, elinde bulunduruyor. Lütfen elindekini imha et babına değil, dediği gibi. Yoksa bugün tersine çevirmiş teoloji Kafka'da da işlemiş. Çünkü elimizde Max Brod onu yapmamış. Yani o eğitimi yapmamış. Robert Weiser'da da vardı. Robert Weiser'in buraya en son geldiğimizde konuştuk. Onlar arkadaşı Robert Weiser'in şeylerini imha etmiyor ve sökümlüyor. Adını onun mikrogramları ortaya çıkarıyor ve bugün mikrogramlar artık kendi bahtında, kaderinde belki tanınmaz, silik, hiç kimsenin bilmeyeceği bir dilken şimdi artık hayata eklenmeden var olan ve layete zelzel var olacak olan, ila nihaya var olacak olan, ta ki kıyamete kadar var olacak bir durum olarak ortada. Yani tersine çevirmiş teoloji şeyde işlemiyor değil. Eğer Max Brod şeyleri yapmadıysa, kitaplar yapmadıysa, bugün Stoa Kamferler kitapları basıyorsa, farklı farklı fenerler basıyorsa, biz de Cem yayın evi basıyor, John yayın evi basıyorsa, biz de basmayan yayın evi yok, hepsi basıyorsa, adı da onun Kafka'yı ters ettirmiş. Şimdi o son anda kendi iradesiyle yer almak istemiyor. Yazdıklarını biliyor, diyor ki bunları ya. Max Brod da, ya bunlar çok kıymetli. Tabii. Seni meşhur yapacağım. Tabii. Sen işte ne diyelim, tersini çevirmiş teolojinin bir parçası olacaksın değil mesela diyelim de onun iradesine rağmen yayılıyor hasbelkader. Burada da mesela bir şeyi yani daha ilerletebilir mi? Mesela diyelim kimileri var ki böyle ne diyelim bir varoluşsal bir sıkıntı da mesela Paul Celan dediniz. Kimileri de var mesela aynı şeyleri işte Auschwitz'lere falan işte diyelim mesela maruz kalmış kişiler. Bu hem sonsuz anda şey değil, yer alayım ama bunun bedelini de sanki ödemeyeyim tutumu da hakim. Yani bunlar da kendi içerisinde de mesela kimisi Kafka durumunda bunu reddediyor. Yani böyle bir ne yer almak istedim, fena dediniz ya ki, fena olayım. Yani buradan, bu dünyadan bir Kafka geldi geçti de demesin yani, bunu da demesinler. Şu anda Kafka'nın bir şey de, projede Kafka'nın yazma üzerine, ya da şey, yazarların yazması üzerine düşünüyorum. Kafka kadar, şu söylenebilir, Kafka kadar yazmayı ciddi alan ve mükemmeliyetçi bir yazar yok. Zor mu benimle alıyorlar? Maslow'un hali, artık kurban olayım sana yeter şunu böyle falan diye parçalayarak yerine alıyor. Ona bırakırsa var ya ömür boyunca çalışacak şeyi. Metni. Hiçbir zaman vermeyecek. Bu kadar şey. Adam onu ciddiyetle yazıyor. Ve mesela yargıyı yazma şeyi var ya, saat 10'da oturuyor, 6'ya kadar varlığı bir nar gibi açarak yazma durumu diyor. Bir batında. Kalkma değil. Kafka kalkmaya inanmıyor mesela. Kalkıp roman bir seneye yazılır ama kalkarsın, gidersin, tatil yapar, gelirsin, araya masaya oturursun. Sarı şapka, kırmızı şapka olur. İşte Nabokov'un edebiyat derslerinde o hiler Flaubert'den başlar. Çoğu yazarlar hilesini buluyor. Parçalandıkça tırnak içerisinde hatalı oluyor, kusuratlı oluyor. Kafka tırnak içerisinde yazma gidimi avukat olmasına rağmen. Max Brod da bunun farkında. Hans Beyerfield de farkında. Hemen diğer yazarlar da. Oscar Baum da farkında. Değişikliğiniz bir yazma gidimi. Ve dediğim gibi şu anda şey, o şey, kitabı sadece Kafka bölümünü kotarma imkanı buldum. Übadas Schreiben diye şey Kafka'nın sadece yazması toparlayan metinler var. Adım. Kafka'nın yazma, tüm eserlerdeki yazma metinini almışlar. Ömrüm boyunca hiçbir belki yazarda, bunu söyleyeyim, rahatlıkla söyleyebilirim. Yani Robert Weiser'da olabilir, adım onun Cortazar'da da olabilir, Latin Amerika yazarlarında da olabilir, yazma edilir, Gabriel Garcia Marquez'de olabilir. Ama Kafka'nın o ciddiyeti, ya kan kusuyor, sağda yok da gitmiyor. Tabii yazı yazacağım diye. Hiç kimse, yani çağdaş dünyada akciğerinden şey adı onun gırtlağından gelen kan kusulduktan sonra hala yazma durumu düşünemez. İki ay sonra, bir ay sonra hastane gidiyor. Arkadaşlar nasıl yazıyor? Yazma onun için bir varoluş biçimi bu anlamda. Ölümsüzlük arzusunu istiyor yani, istemiyor değil. Yakın demek de olmuyor. Yazma disiplinini ve ciddiyetini görüyor. Kafka'nın yazmaya verdiği ciddiyet, Thomas Mann. Ömrüm boyunca mesela ben de bir şeyler yazıyorum, hiç kravatlı bir masaya oturmadım. Thomas Mann'la o ekola baktığında adamlar yazmış masaya saygıları var. Öyle bir ciddiyetle yazıyor. Ha şey, mektupları, telgrafları bile not ediyorlar. Tabii hepsini not ediyorlar. Yani Nobel Edebiyat Ödülü geldiğinde siestasını şey yapmıyor. Rahatsız ediyorlar saat 12'de mektup verilecek diye haber gelmiş. Dünyanın parası bizde olsa nasıl mutlu oluruz? Eşi torununu alarak ona kızmaz diye öyle gönderiyor. Torununa da fırçayı çekiyor, mektubu yana koyuyor, siestasına devam ediyor uykusuna. Yazar uykusu görmez çünkü. O başarı bir şekilde gelir Nobel Edebiyat Ödülü. Yani tarihe geçiyorsun ama adamdaki disiplin, yazma disiplini. Yazma disiplinin varlığı tersine dönmüş devuştur.
Yoksa yap demek değil yani. Vermişsin, dağıtmışsın, elinizdeki yakın değil. Senin ciddiyetini biliyoruz biz. Senin yazma adabını biliyoruz. Yazıya verdiğin değeri biliyoruz bu anlamda. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Hocam, sizlerle söylediğiniz gibi değerli hocamıza teşekkür ederiz. Şimdi teşekkür belgesini takdim etmek üzere fakültemiz dekan yardımcısı doçent doktor Hüseyin Aydoğdu'yu sahneye davet ediyoruz. Tekrar izlemek isterseniz bakabilirsiniz. Kitabı da şöyle göstereyim tekrar.